bazıları gördüğüm zaman var ya bana bir heyecan geliyor. Heyecan derken yanlış anlamayın, bunların yumurtası böyle kocaman oluyor ve acayip proteinli. Yani bir yumurta tavayı dolduruyor ama acayip de ağır. Neyse, bu hafta neredeyiz? Bu hafta Arımşahane'de, yine Balıkesir'deyiz. Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ve köyü Gölcü köyündeyiz. Kim aramış bizi? Sevgili adaşım Mustafa Uçar aramış bizi. Evli, 18 tane hayvanı var. 3 düve, 4 buzağı, 9 inek, 2 tane besisi var. Sanki maç yapıyoruz. Şimdi bu arada ailede hayvancılıkla uğraşan sadece kendisi ve eşi var. Bunun dışında başka hiçbir uğraş yok. İlginç bir not düşmüş arkadaşlar. Biraz güleyim mi dedim, kararsız kaldım. Demişler ki bu arada 2 tane kızı var. Biri köyde yaşıyor, biri muhtemelen şehirde iş hayatını sürdürüyor. Demiş ki hayvanlarla Mustafa Bey eşiyle beraber bakıyorlar hayvanlara. Mustafa Bey'in hayvanlara bir sopa vurmuşluğu yok. Bravo. Ben yürüdüm, onlar yürür, ben dururum, onlar da durur diyor Mustafa Bey. Bir sopa vurmuşluğu yok. Hayvanlara sopa vurma vakti artık geçti yani. Eskiden tabii insanlar bunu yapıyordu. 20-30 sene önce ben bile çocukken bizim köyde görürdüm yani. O ağıra hayvanı sokmak için böyle sopalarla vururlardı. Eyvah eyvah. Şimdi o kadar medeni bir hayatta. Hayvanlara insan gözüyle bakıyoruz. Daha ileri gittikçe hani derler ya, insanlık kayboluyor. Aslında insanlık kaybolduğu yerde bence bir yandan insanlık da geliyor. Çünkü bakın hayvanlara artık kıyamıyoruz. Önceden hayvana insanlar nasıl gözden bakıyorlardı? Tabii herkese söylemiyorum bunu. Hani bir köpeğe ne gözden bakardık? Şimdi bir köpeğe, bir tavuğa hani bizde mi canmış gibi bakıyoruz artık. Şehirde, caddelerde, sokaklarda otomatik suluklar var köpekler için, hayvanlar için. Ya bunlar eskiden yoktu. İnsanlık bir yandan da ilerliyor, bir yandan bittiği kadarıyla. Neyse, şimdi Mustafa abi ziyaret edelim. Bakalım ağrının durumuna görelim. Ne eksiği var, neler yapabiliriz onlar için. Burada onunla beraber eşi ve kızı ona yardımcı oluyormuş. Onlarla bir tanışalım. Hava çok güzel. Belki bize birer çay ikram ederler. Çay içeriz. Daha sonra biz de onlar için elimizden geleni yapmak için yola koyuveririz. Hadi bakalım. Duydum köyde kahvede konuşmuşsun. Demişsin ki bunlar evet, gelmez demişsin. Evet, gelmezdik. Ama geldiniz. En çok seni hayvanlar mı zoruyor, Mustafa abi mi yoruyor? Hangisi yoruyor? İkisi de. İkisi de. Fazla iş düşürmediler açıkçası. Allah razı olsun. Tabii canım, böyle evlat varken size iş düşer mi ya? İnanılan ırkını değiştirmek istemiyorum. Mesela Semenz atıyorlar, Belçika mağazası atıyorlar. Irkı hiç değiştirmek istemiyorum diyor ya. Evet. Sülalede de herkesin ismini Mustafa koymuşlar. Bunlar ismi de değiştirmek istemiyor. Etçi bir ırk besleseniz bile neredeyse kar ediyorsunuz. Yani doğan yavruyu satmanız bile karlı, sütü olmasa da önemli değil. Selamünaleyküm Mustafa abi. Aleykümselam hocam. Ümmühan teyzem. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız hocam, iyisin? İyiyim, siz nasılsınız? Bak geldik, hoş kapımızı geldiniz. Çaldık. 1962 doğumluyum. Adım Mustafa Uçar. İki tane kızım var. Gölcük'te oturuyorum. İsmim Ümmühan Uçar. İşte Gölcük köyünde yaşıyoruz. Balıkesir Gölcük sınırında. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. 48 yaşındayım. Hoş böyle geldiniz. Duydum köyde kahvede konuşmuşsun. Demişsin ki bunlar gelmez demişsin. Evet, gelmezdi. Evet. Ama geldiniz. Ne zaman başvurmuştun? Ocak ayında. Ocak ayında. Evet, Ocak ayında. Geçen sene Ocak ayında. Geçen sene ne Ocak ayında? Evet, geçen sene ne oldu o zaman? Bir sene geçti. Bir sene geçti. Bir senedir bekliyoruz. Dedikodumuzu yaptın değil mi? Biz hayır, hayır. Dedikodu yapmadık da acaba gelirler mi? Gelirler mi? Daha önce gelirler mi? Gelirler mi? Hatta sizin bir yeğeniniz varmış. Başvuracakmış demiş ki bunlar gelmez. Aman falan demiş. Kim başvurdu? Mustafa abi sen mi başvurdun? Evet, ben. Yoksa Ümmühan ablam başvurdu. Ben vurdum da bayağı takip ettik işi yani. Benim de ne dediğim miydi? Ümmühan abla, Ümmühan teyze, Ümmühan nene karar veriyor. Ümmühan abla değil ya. Ümmühan İnsan herkes umutla yaşar. Umutsuz kimse yaşamaz. Acaba gelirler. Hatta benim yeğenim dedi ki 2-3 ay sonra gelebilirler dedi. 2-3 ay geçti. Artık ben unuttum yani. Bana telefon geldi. Kimsiniz bilen? Ben Melek dedi. Melek Hanım dedi. Ya kim Ahırımşahin'i arıyor dedi. Hatta Çeşme'nin yanında gelmiş. Siz de vardınız ya. Oraya vardık. Orada işittik. Orada konuştuk. Geldiler, baktılar. Bakınca biz geleceğiz, buraları yapacağız dediler. Başvuru sonucu bakıyorduk, programa bakıyorduk eşimle. Kahvaltı ederken bir gün çıkardı çıkmaz mıydı diye bir deneyelim dedik. O da 2-3 defa aradık, sonra çıktı.
Şimdi biz çıktık geldik. Ne evet. mutlu bize sizi gördük. Kavuştuk. Hava da güzel. Ahırda bayağı maşallah var. Eskiden evet. evden dönme bir ahır görüyorum ben burada. Aynen. Genelde Anadolu'da böyle ama. Mesela evet. ben Trabzon'un bizim orada da öyle. Ahırlara bakıyorum. Hep eski evler ahıra dönmüş. Evet. Yeni ev olunca ahırlar yer evet. değiştiriyor. Evet. Şimdi biz geldik. Geldik ama kimle geldik? Melek'le geldik. Kimle geldik? İsmet hocamızla geldik. Ne yapacağız? Ahır'ı göreceğiz. Ahır'da sizin gördüğünüz eksikler vardır ama bizim de gördüğümüz aile eksikler illaki olacaktır. Onları görüp bakalım. Onun akabinde oturalım çay yaptın mı Hüman teyze? Biz çaycıyız biliyor musun? İsmet hoca da ben de çaycıyız. Çay içmezsek o bilginin yarısını veriyor. Ben de az konuşuyorum, Melek de az çay yapıyor. Çay istemediğiniz kadar, dolu. Çay çok. Verelim, istemiyoruz. Peki çok. O zaman bir oturalım bir yere. Önce bir şu yorgunluğumuzu bir atalım, evet. bir sohbet edelim. Tamam. Akabinde bakalım ağrımızı şapşane hale nasıl tamam. getireceğiz hep beraber. Tamam. İnşallah. Oturalım mı Mustafa oturalım, abi? Adaşım, montun güzel yalnız. Ya aldık işte, gariban işi ya. Biz geleceğiz diye mi aldın? Doğru söylüyorsun. Evet. Parlıyor çünkü, mis gibi parlıyor. Cilalanmış gibi bir hali var. Evet, cilalanmış gibi. Cilalanmış gibi. Daha önceden aldın. Hadi peki, buyurun gidelim. Mustafa abi. Evet. Sevgili adaşım Mustafa abi, hava güzel ya, o yüzden eve bize davet etti ama Mustafa abi hiç gereği yok abi, ne güzel, açık hava, ne tertemiz, mis gibi hava, zaten bu havalar özel olduk, kış boyu çok soğuk, kar da yağmadı ki tadını kar çıkartalım, kar da yoktu, böyle gereksiz bir kış gibi oldu diyeyim değil mi, yani böyle kar yağar ki o soğuk değer diyeceksin ama, Mustafa, gel Mustafa, şu an biz 3 Mustafa ettik burada, Mustafa abinin torunu Mustafa, ben Mustafa, Mustafa, dilek tutabilirsin diyeceğim ama tutmuşsun, almışsın zaten, bulmuşsun Ünvan abla. En çok seni hayvanlar mı zoruyor, Mustafa abi mi yoruyor? Hangisi yoruyor? İkisi de. Peki bize başvuru süreciniz nasıl oldu? İnanarak mı vurdunuz yoksa bir deneyelim hani. Gene de bir hazırlayalım. İnandık gelirler diye. Başvuralım dedik. Hı. O da çıktı, şansımız varmış. Mustafa abi bu fikir sana ait. Vallahi bu fikir bana ait de ben bunu çok... Kışın hayır. bir de yani kışın olduğu için hı. evden dışarı çıkmıyorduk yani garda çok yağdı. Niye telefon dışarıda mıydı aramak için bizi? Yok. İşte evden dışarı çıkmıyoruz yani işte kahveye bile gitmediğimiz için evde durduğumuzdan devamlı arıyordum. İzliyordun. İzliyordum devamlı arıyordum ben sizi. Arayarken bayağı çok aradım. Hı. En sonunda düştü saat 11'de. Gece 11'de? Sabah, yok sabah gündüz. Kahvaltı yapardım. Sabah kahvaltı yapıyordum. Evet. 11'de aradım düştü aradı işetti çıktı. Forum dolduracağını, ben nasıl forum dolduracağım, ben kayıt mı yollayacağım, niye yollayacağım, bilmiyorum yani dedim. O da dedi ki, sen söyle dedi, ben buradan dedi, kayıtlayacağım. Onu dedi, o zaman dedi, siz buraya dedi, forumu doldurmuş olacaksınız dedi. Biz tabii forumu doldurduk, 2 ay geçti, 3 ay geçti, 5 ay geçti. Artık biz gelmezdi, ben artık aklıma gelmiyordu yani. Belediye de kapılmıştık. Hani şu an 15-20 gün öncesi arkadaşlarım birisi süt birliğinde burada çalışanlar. Onlar dedi ki, sen bir tarafa kayıtlanmışsın. Ne kayıtlanması kardeşim? Ben bir tarafla kayıtlanmadım. Neyin niyesi bu dedim ben. Sen korktun bir yerde sana borç falan çıkacak. Bir şey bilen mi olacak adama? Onlar dedi ki, sen dedi çiftçi TV dedi, böyle yapmışsın dedi. Ha böyle tamam böyle dedim yapmışım. Ya tamam anladım, şimdi anladım dedim. Vallahi başvurdu vermedim. O zamandan beri bir sesi daha çıkmıyor dedim. Onlar da gerçekler bilen dedi. Öğretle aklımıza geldi yani. Öğretle farkına vardık yani. Siz de şimdi çıktınız geldiniz. O aradın ya, telefon hep çalıyor görünüyor değil mi? Evet çalınıyor. Meşgul değil, çalıyor görünüyor. Çalınıyor görünüyor, sonra meşgule geçiveriyor. Şimdi yolda beni gören herkes, bütün seyirciler aynı şeyi söylüyor. Abi diyor, arıyoruz, çalıyor, cevap veren yok diyorlar. Şimdi orada çalmıyor. Orada öyle bir telefon yoğun trafiği var ki, size bazen meşgul görünür, bazen çalıyor görünür. Yani telefonun başında biri var. Ama hatlar o kadar yoğun ki, hani çok tabii, arayan tabii, var. Doğru. Bu sefer seyirci farklı düşünebiliyor. İşte bunu sizden duymak güzel bir şey. Aradınız gün boyu çalıyor ama cevap veren yok, bazen meşgul, karışık, kuruşuk bir durum. Ama günde 3-4 kez arıyordum ben pazartesi günleri. Ne günlerdi ya? O kadar önemli değil yani hangi gün aramış i̇şte olduğunu. İki gün boyunca, salı çarşamba öyle bir şey olacak. İki gün boyunca arıyordum ben devamlı yani. Günde 3-4 kez arıyordum. Hani seyircilerimiz aramaya devam etsinler. Hani çalıyor cevap vermiyor diye bir şey yok. O hat yoğunluğu. Bakın işte Mustafa Bey 2 gün boyunca aramış. Size ben oturun 2 gün boyunca iş yapmayın sabah akşam arayın demiyorum. Ayrı bir şey ama yoğunluktan dolayı da yapacak bir şey yok. İşte zorlayan hani derler ya şimdi zor taraf vardır. Yani bu dünyada kolay bir iş yok. Yemek bile yerken
çiğnemeden yutamazsın mı? Tabii tabii. İlla bir kuşun bir sıkıntılı tarafı var. İki gün boyunca aramış, sonunda ya, ulaşmış ve bize geldi. Biz telefonları hiç boş bırakmıyoruz. Telefona bakan arkadaş benim arkamda oturuyor. Onun karşısında Cem bakıyor. Cem de burada hatta. Merve kalkınca Cem bakıyor. Cem kalkınca ben bakıyorum. Ben bile açıyorum bazen. Bazen sesim falan tanıyorlar. Tanıyorlar seni. Tanıyorlar. Diyorum oradan işte hemen kayıt. Diyorlar aa işte biz de seni... Bir saniye bu falan. Hattan arayıp sen o hatlara bakıyor musun Melek? Zaman zaman bakıyorum. Peki burada bir kızınız daha var. Evet. O kızınız da size yardım ediyor sanırım. Yardım ediyor. Düşündün ama hani böyle pek yardım ya ediyor gibi. Şimdi yardım ediyor. Nerede kızımız nerede? Kız burada. Kızımız içeride. İçeride diye kızım burada. Ben kızlara duyamıyorum. Şehirde yaşayan da burada şu an. Hayır, yok şehirde yaşam burada yok. Gördüğümüz bir kızınız. Evet, evet. Bu burada yaşıyor. Bu büyük kızımız. İsmi neydi? Gülçin. Gülçin bir gelebilir misin buraya? Bu annem biraz imalı ediyor dedi ama biraz problemli orası. Şimdi yeni nesil biraz bu işlere soğuk evet. bakıyor değil mi? Evet. İstemiyorlar değil mi? İstemiyorlar. Onlarda da koyun var. Koyun var onlarda da. Kimde koyun var? Taşıyorlar. Mustafa'nın annesi. Şimdi Ümmü, Gülçin size kızınız değil mi? Evet. Ha, karıştırmadım ben. Ha, kızımız. Orası tamam. Şehirde kalan kızınız değil, burada kalan burada kızınız. Burada kalan kızınız. Mustafa şehirde kalan kızınızdan. Hayır benim bile, hayır. Karıştı ortalık şimdi, dur. O zaman iki kızınız da evli size. İkisiniz de evli. Tamam, anladım. Bir beraber yaşıyorsunuz. Evet. Ha, güzel, şimdi oldu. Üçlü ve dört buzağı, dokuz inek, iki besiye bakmak o zaman daha kolaylaştı. Evet. Ev biraz kalabalık. Ev kalabalık. Evet. Herkes yardımcı oluyor mu? Evet. Peki Gülçin'in eşi ne iş yapıyor? Soramıyorum ona, mikrofonu daha girmedi. Ne iş yapıyor? Kepçe operatörü. Kepçe operatörü. Kepçe operatörü. Kepçe operatörü. E tamam, o da fırsat buldukça yardım ediyor Mustafa abi. Sen damat. Bilmiyorum, hiç geldiğini görmedim ben de. Hiç geldiğini görmedim. Gülçin sen ev hanımısın. Evet. Eşin kepçe operatörü. Evet. Peki anneye babaya yardım ediyor muyuz? Yardım aslında... Hep E ile başlayan şey. Evet aynen dahi. Çok fazla ediyoruz diyemem. E ile başlıyor ya, hiç inandırıcı değil. Çok fazla ediyoruz diyemem çünkü küçüklüğümden beri babamların hayvanları vardı ama ben hiç ilgilenemedim. Yani bilmiyorum, hiç girmedim işlerine. Sevmedim. Zaten bize de sevmemekten değil de çok da bize fazla iş düşürmediler açıkçası. Allah razı olsun. E tabii canım böyle evlat varken size iş düşer mi ya? Aynen. Siz oturun onlar çalışsın. İşte buraya biz gezmeye geldiğimizde de anca yemek falan yapıyorum ben. Yemek yapıyoruz, çay yapıyorum. O şekilde yardımcı oluyorum sadece. Ha bir saniye, Gülçin şehirde yaşayan. Hayır burada. Benim kafa yine gitti. Ama burada şimdi iki tane kızım biri köyde oturuyor diyor. Ben burada oturuyorum. Gülçin ama bu. Gezmeye geldiğimiz ama zaman şöyle, diyor. Ama şöyle gezmeye derken bu, ya burada oturuyorum ama evlerimiz farklı tabii ki. Ama az önce beraber kaldığınızı zannettim. Yanlış söylemişler. Hayır ha anladım. Anne babadan buradan tereyağı süt alıyorsunuz değil mi? Evet evet. Yani. Tabii ki. O kaçınılmaz. Süt, yoğurt evet. Veriyor mu sütün yoğurdu parasını? Hayır vermiyorum. Onu da vermiyor. Vermiyorum. Yardım da etmiyor. Etmiyor. Yemek yapıyor, çay yapıyor ya bize. Çay yapıyor mu? Yeterli. Evet peki. Yeterli. Peki. Şimdi biz İsmet hocamızı birazdan çağıracağız. Hep beraber Ağrı'ya gideceğiz. Ağrı'da bakalım ne eksik var. Biz elimizden bu hatta bu program son programlarımızdan bir tanesi değil mi? Hani evet, evet, yaz doğru. Finali çünkü geliyor. Sonlarından birine denk geldiniz. Melek hani son bölümler diye hani yaz final öncesi belki elini daha açık tutacaktır diye bir his var içimde. Gerçi onun elinde öyle bir şey yok. Ne varsa veriyor gerçi de. Ben de laf olsun diye konuşuyorum. O Ağrı'da eline gideni yapacaktır. İsmet hocam da çay verdiğiniz zaman tüm bilgilerinizi bedavadan fazladan verecektir. Yeter ki çay iyi yapın hocama. Ne yapalım o zaman sevgili Kenan? Hocamızı mı davet edelim? İçeriye girebilir miyiz? Bakabilir miyiz? İçeride fazla hayvan var. Çok giremeyiz. Hayvan var. Tabii içeride hayvan var. Giremeyiz i̇çeride hayvan içeri. Giremeyiz. O zaman İsmet hocamız baksın gelsin bize Ağrı'nın durumunu anlasın. Öyle mi yapalım? Tamam. O zaman hocamızı bekleyelim. Hocamızı bir alalım devam edelim. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? İyisiniz teşekkür hocam. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Vallahi hocam aynı şekilde aynı tempo aynı evet. Koşturma. Biz hocamla her ay ayın bir haftası böyle buluşuruz. İşte böyle köyleri gezeriz. Bir dahaki ay tekrar bir araya geliriz ama herhalde bir 3 ay hocam ara vereceğiz. Yazın sizi bayağı özleyeceğiz hocam. Aynı şekilde. Değil mi? Bir yaz tatili evet. Olacak çünkü. Aynı şekilde bizler de sizleri özleyeceğiz. Ama bakarsınız belli olmaz. Araya bir program girer bir şey olur. Ne olur ne olur belli olmaz tabii, hocam. Tabii şimdi yaz sezonu da geldi.
Biz boşta olacak gibi değiliz hocam zaten de. Öyle mi? Yok, bizim boş durma şansımız yok. Hani ağrı bir şahane değil de şakalar şahaneye devam edeceğiz. Evet, denizim şahane. Bilmem offroad şahaneye devam edeceğiz. Bilmem ne. Bizde durmak yok. Evet. Şimdi ağrıda inekler olduğu için biz girmek istemedik hocam. Ben girdim. Siz girdiniz. Baktım. Durum nedir? Olay top sizde. Şimdi inekler de var, genç hayvanlar da var ama ben tabii bu arada onu söylemeden de geçemeyeceğim. Sizin hani konuşmalarınızla bir miktar kulak misafiri oldum. Yani aileyi tanımaktaki çabalarınızı yani hayran kaldım yani. Hocam sürekli siz inekleri tanıyorsunuz. Karıştırıyoruz ya birbiriyle sürekli. Hocam, o kimdi, bu kim? Hocam şimdi bu inekler de hiç susmuyor Mustafa abi. Bunlar susmazlar. Yemlerini mi vermedi? Dışarı gidecek. Bunlar yemlerine mi yine gidecek? Şimdi bağırıyorlar. Şimdi hocam sizin ineklerin hangi ırktan geldiğini, evet, annesinin hangi cins olduğunu, doğacak olan cinsin de hangi cins olduğunu biliyorsunuz. Ama ben ailenin nereden geldiğini, kaç tane kız olduğunu bilemiyorum. O yüzden. Bu inekle insan aynı değil hocam yani. Bilemiyorsun yani. Kocası ne iş yapıyor, kendi ne iş yapıyor diye. Bu değişiyor. Ben burayı araştırırken siz de ağırda inekleri araştırdınız. Bilgileri toplamış olduk. Evet, bilgiler toplandı. Yani anladığım kadarıyla ailenin iki kızı var. Siz şey mi demek istiyorsunuz? Bu Mustafa ne dedikodusu bir adam. Her şeyi soruyor. Bir tane kızı burada yaşıyor. Diğer kızı dışarıda. Burada yaşayan kızın beyi kepçeyle ilgili bir işte uğraşıyor. Başka olasın. Evet. Bayağı hocam. Hayır lan, ben hani sizi sürekli tekrar ettiğiniz için. Ama kulak burada hocam. Ama ne yapayım, ister istemez sürekli soruyorsunuz yani aynı şey. Böyle ben de tabii ister istemez şey yap takalım. Neyse, işin şakası bir tarafa. Ben içeriye baktım. Tabii içeride zaten programa başvurdukları da iyi olmuş, onu söyleyeyim. Yani şimdi daha doğrusu buraya çıktığı da iyi olmuş. Biraz konforla ilgili azıcık sorun var yani. Hayvanlar daha iyi yatıp kalkabilirler, daha iyi hani su içebilirler. Gerçekten o anlamda bizim için tam iyi bir yer yani. Yani bazen ne olur, işte benim eşim diş hekimi, ağzı çok çürükle gelen, esnaf özel çalışıyor, şimdi öyle çalışmıyor. Özel çalıştığında ağzı çok çürükle geldiği zaman memnun oluyorduk biz. Yapılacak iş var diye. Anlatabildim mi? Burada ben onun eşinin kepçe operatörünü sordum ama Mustafa onu niye sordun diyorsun ama sen eşinin diş parasını nasıl kazandığını anlatıyorsun burada hocam. Özellikle işin, daha çok çürük gelince para kazanıyor diye anlatıyorsun. Evet, tabii doğru. Tabii ne, tabii. Ama ben örnekleme yapmaya çalıştım. Yani teşbit hata olmaz. Sadece hani demek ki bende de bir hata yapacağım. Bir örnekle diğer örneğin gücünü artırmaya çalışıyorum. Öyle bir durum var. Ama program başında da tabii bir inek gördüm orada. Biraz zayıf duruyor. Fakat öğrendim ki yaşı 12-13 falandı galiba, değil mi? 14-15 vardı. 14-15 yani ne zaman aldığını bile hatırlamıyor. Belki çok sizin elinizde yani mi doğdu? Elimize doğdu. Elimizde doğdu. Belki de o sıralarda. Türü ne? Hoştay. Hoştay. Evet. Buralarda çok ırk yok. Farklı bir ırk yok pek. Şimdi galiba, ben bu inilen ırkını değiştirmek istemiyorum. Mesela Semen Datulu, Beçika Mars Datulu. Evet. Ben de ırkı aynı ırktan aynı ırk olması lazım. Ha. Hocam özür dilerim. Ben dediniz de çok onlara soru sordum diye. Irkı hiç değiştirmek istemiyorum diyor ya. Evet. Sülalede de herkesin ismini Mustafa koymuşlar. Bunlar ismi de değiştirmek istemiyor. Torun Mustafa, o Mustafa, bu Mustafa, hep Mustafa. Demek ki öyle bir şeyler tutku var. Tutku var, onunla gidiyorlar. Tutkuları var. O da olabilir. Bu da bir tarzdır. Aslında devlet de çok sevmiyor ırk değiştirme işini. O yüzden destekleme vermiyor. Ben bunu söylüyorum size. Arkadaşlar söylüyorum. Irkını değiştirmen diyor. Evet. Aynı ırksa aynı ırk olsun diyor. Özelliğini kaybetmesin diyor. Özelliği kaybolacak. O zaman ne olacak? Melez olacak, memnun olacak. Irk tükenip içecek. Tabii ne olduğu belli olmayan bir sürü çıkacak ortaya. Bu ne diyeceksin? O mu bu mu? Evet, doğru. Haklısınız. Ancak ırkı değiştirmek isteyenler bunu bir program dahilinde yaparlarsa belki olabilir. Mesela ne ile neyi tohumladığını bilecek, doğan yavruyu tekrar ya geriye melezecek ya bir ileriye, o şekilde yani bilinçli yapması lazım. Rastgele de, ben şimdi Türkiye'de görüyorum, Mustafa Bey konuyu da açtı, iyi oldu. Valla bir damda 8 çeşit ırk var ya, böyle bir şey olur mu yani? O diyor şarole tohumu, bu işte Montbeliyer diyor, işte bilmem limuzin diye, yani millet tabi iyi değil değil mi hocam? Değil tabi yani. Çünkü onların hepsinin beslemesi farklı. Beslemesi şöyle, hem öyle yani, gerçi ortak bir payda yine bulunabilir ama hem öyle hem de karışıyor yani, iş karışıyor. Yarın bir gün deser ki bu buzağı kim, söyleyemeyecek duruma söyleme, gelecek. Söyleme, doğru söylüyorum. O hale gelecek ve bunların tabi özellikleri farklı. Kimi etçi, kimi sütçü, ama şu da bir gerçek ki biz uzun yıllardır
biraz hani lafın meclisten dışarı, komünist bir ülke gibi ırk konusunda çok şey yaşadık, ne derler, tutucu yaşadık. Bağnaz demeyeyim de o biraz ağır bir laf olur. Yani daha böyle hani katı yaşadık. Bir veya iki ırkla yönetmeye çalıştık. Mesela benim çocukluğumdan beri veya bu işe girdim gençliğimden beri 3 tane ırk vardı Türkiye'de. İtalya ırk, biri Simmental, biri Montafon. Evet. Biliyorsunuz değil mi Montafon'u? Evet. Biri de Holstein. Bunların dışında bir ırk biz görmedik. Bir de yerli ırkla var işte. Boz ırk, yerli kara falan. Ama şimdi dünyanın değişik ülkelerinden çeşitli ırklar gelmeye başladı. Bu güzel bir şey mi hocam? Belli ülkenin farklı olayları görmesi açısından güzel bir şey. Bunu hani şey diyemem. Dezavantajı şu. Hani bazen de olmayacak işe amin diye bir laf vardı. Babamdan rahmet çok duyardım bunu. Olmayacak işe de hani amin dememek lazım. Bazen de dezavantajları şöyle olabiliyor. Şimdi etçi bir ırk mera istiyor mesela. Mera olmadığı zaman beslenmesiyle ilgili maliyet çıkıyor karşınıza. Yani senede bir buzu alacağız diye sütü olmayan bir hayvanı bir yıl boyunca bakıyorsunuz, besliyorsunuz. Gerçi şu anki karkas fiyatları şeyi kurtarıyor. Bunların giderlerini kurtarıyor. Yani etçi bir ırk besleseniz bile neredeyse kar ediyorsunuz. Yani doğan yavruyu satmanız bile karlı, sütü olmasa da önemli değil. O bile kar ettiriyor. Ama yarın bir gün Avrupa ligleriyle benzer şartlarda et fiyatlarına sahip olursak eğer, bilmiyorum. O konuda hani çok fazla da girmeyeyim. İş hani siyasete doğru gitmesin diye. O zaman benim söylediğim durum daha da net anlaşacak. Ben tabii bu açıklamalardan sonra konuyu şuraya getireyim. Şimdi mera mevsim başladı. İster istemez hayvanları, zaten hayvanların bağırmalarından da belli. Belli zaten. Meraya yavaş yavaş salmaya başlıyorlar. Tabii meraya salmak demek bazı sorunların da peşinden geliyor olması demektir. Yani bazı hazırlıklarımız olması gerekiyor. İlk önce yapacağımız hazırlık, meraya aniden salmayacağız hayvanları. Yavaş yavaş biraz tok göndereceğiz. Değil mi? Bilmiyorum nasıl yaptınız. Böyle pat diye bir günde mi saldınız? Sabahleyin yem verim hayvanlara. Evet, yem verim. Biraz da sulaj verim üstüne. Yani yemi sulaj verim, ondan sonra çıkarım. Tok gönderiyorsun evet, yani. Evet, tok gönderiyorum. Çünkü tok göndermediği zaman hayvanların karnı şişme yapıyor. Evet. Hayvan rahatsız oluyor yani. Yani ölebilir de. Ölümle sonuçlanıyor. Evet, ölebilir de yani. Evet. Bunu 15 gün boyunca böyle yapması lazım. 15 gün sonra alıştıktan evet, sonra arzu ederse hiç açken de gönderebilir. O artık kendi hayvanların durumuna bağlı. Tabii, kendi arzusuna bağlı. Otla biraz gartlaşacaktan bunu takip edeceğiz. Ondan ne? Sonra düzelir. Ha. Evet. Alışıyor, vücut alışıyor. 15 günde evet, alışıyor. Tabii. İşkembe buna alışıyor. Bu arada bir de aşı yapılması lazım. Mera aşısı deniyor ama meraya salmadan en geç 2-3 hafta önce yapılması gerekiyor bunu. Diyelim ki bugün meraya salacaksınız, o aşının 3 hafta önce yapılması yaptık lazım. Yaptık mı ki Mustafa abi? Ben yapmadım hocam, şimdi yalan söyleme yapmayı gerek düşündük yok. Mü? Evet. Duyduk mu hani böyle bir aşı biliyor musunuz? Evet, böyle bir aşı duydum, yalnız yapmadım. Ben hayvanlara kendim bu da yiyecek içecek gidirerek yollayacağım için aklıma da gelmedi öyle bir şeye. Ama onun aşıyla yedirip gönderilmesi. Vallahi ben öyle bir şey bulamam. Hayatta yapmam daha iyi. Bu ayrı bir şey. Ya da yapanlar vardır. Bizim var mı yoksa? Yani, ben yapmadım. Yapanlar var. Özellikle koyun sahipleri bu konuda çok hassaslar. Çünkü evet, koyunlar çok hassas. Doğru. Koyunlar duyarlı de olduğu için başlarına da iş geliyor. Malını da kaybedince ne yapayım? Bir daha ben bu ölüm olmaması için ne yapmam lazım? Şunu yapmam lazım. Sığırlarda bu olay meydana geliyor ama gelmeyen de çok var. Geldiği zaman da sürünün yarısını götürüyor. Yani ölümle sonuçta. Evet doğru. Çok, arkadaşım birisi olmuş aynı öyle. Olur. Geçenler oldu. 2-3 günden beri çıkamıyorlarmış. Efendim? 2-3 günden beri damla çıkamıyorlarmış. He, problem evet, yaşamış. Evet problem yaşamış. Koyun mu öldü? Koyun diye büyük sığır. Sığır. Evet. Ölmedi. Yani. Ölmemiş de rahatsız da iğne vurmuşlar. Şey olmuş işte, çarpmış aniden, fazla yedi herhalde. Tok göndermedi evet, büyük ihtimalle ama Mustafa abimiz şey, bu konuda biraz bilgisi evet, var. Gördüğü bilgim kadarıyla var yani, evet. Tok gönderdiğini söylüyor. Ben çocukluğumdan beri zaten bizde koyun vardı. Ondan evet, sonra koyun satınca ben inek yapmaya başladım. Bunların evet, hepsini, çekirdekte yetişme var yani. Bu olayların burada hepsini işkembede, bunların sorumlusu işkembede yaşayan mikroorganizmalar. İşkembede, sığırların işkembesinde 4 ila 7 kilogram civarında mikroorganizma kitlesi var. Yani burada duruyor. Bu mikroorganizma kitleleri hayvana o günlerde son 15 gün, 20 günde ne verdiysen ona alışık. Diyelim ki siz 15 gündür ne yiyorsunuz? Kelle paça. Kelle paça yiyorsunuz. Ona 15 gün içerisinde alışıyor. 15 gün sonra bu kelle paçayı bırakıp aniden mercimeğe geçtiğiniz zaman gaz yapıyor. Gerçek söylüyorum. Nasıl, ne yapmamız lazım hocam? O zaman kelle paçadan mercimeğe
Bizi 15 gün deriz ama yetiştiriciye bazen 15 gün çok uzun süre geliyor. Bir 7-8 gün içerisinde yavaş yavaş geçecek. Yani önce kelle paçayı diyelim ki %80 yiyeceksin, %20 mercimek karıştıracaksın. Öyle 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 öyle. Ama sana bu galiba uymadı. Ne diyeceğim ben lokantacıya? Bugün benim geçiş günüm. Daha demez. Oradan %20 mercimek koyuyor. Lokantacı seni kafana şeyde geçirir bak kelle paça tenceresini. Vallahi ben dedim hocam öyle söyledi. Benim de reçetem vardı. Ben bak reçete böyle de evet göster. Geçiş günü de %50 kelle konulacak, %50 mercimek. Evet, üzerine de az limon sıkacaksın de, o da tavsiyeler arasında. Böyle hazır limon falan olmasın. Hocam az önce yedik ama siz yine bir iştahlandınız. Bu birinci aşıydı. Ben hani gördüm az önce yediğini. Şimdi akşam hocam yemeği için. Hocam limonu sıktı ya. Bu arada hani çay istemiş gibiyiz değil mi? Çay da oluyor. Hocam dağıldı ya. Bak hocamın en hassas noktası. Evet. Bilmiyorum yengem biliyor mu da. Ben şimdi limon falan deyince da, aklıma çay geldi yani. Bilmiyorum yengem biliyor mu, eşi biliyor mu biliyor, da. Biliyor. Biliyor mu? Bilmez mi? Hocamın ya en hassas noktası yemek ve çay. Ver, istediğin bilgiyi al. Evet, aynen öyle. Doğru. İstediğin şimdi, bilgiyi al. Şimdi hep şunu düşünün. Mesela Avrupa'da şey hakim. Ben tabii eski konulara gireceğim ama tabii bu programın bir de magazin yönü var yani. Hep şey değil ki bilgi ver. İnsanın da biraz da hani sohbet etmeye, gülmeye de ihtiyacı var. Şimdi tabii işimiz gereği hani ayıp olmasın böyle şeyler. Zaman zaman yurt dışında kaldım da oldu. Bir kere mesela İsrail'de 3 ay kaldım. Başka ülkelerde de kaldım. Bunlar çay diye bir şey içmiyor arkadaş ya. Ben de kahvaltıda çaysız yapamıyorum. Ya gidiyorum bir yere hemen kahve dayıyorlar önüme. Böyle koca litrelik kahveyi tak diye masaya koyuyor. Ya ben istemiyorum bunu. Hocam o alışma dönemler nasıl geçtiniz peki? Geçmedim. Ne yaptınız? Gittim şöyle Türkiye'den en sonunda dayanamadım. Mesela İsrail'de kaldım, bir ara gelişim oldu bir çay ay. Çay söylediniz. Yok, çay getirdim yanımda. Yani şimdi Türkiye'den İsrail'de kalırken doktor şey amaçlı buna tabii uzun süre önce yanımda çay götürürüm. Şimdi yurt dışına giderken çay götürüyorum yanımda. Yurt dışına her yere giderken hocam götürüyorsun. Ne yapayım başka? Çünkü onların çayları sallama çay. Yani ondan biz kesmiyor ki yani o salladığın çaylarla. Yani. Neyse. Bu arada inekleri unuttuk. Onlara siz bakarsınız biz. İneklere yine geri dönmek gerekirse en son bir limon sıktık hocam oradan artık meraya çıkarken vallahi. Meraya çıkarken mera mevsiminden 3 hafta önce enterotoksemi dediğimiz mera aşısı da deniyor, çelerme aşısı da deniyor. Yani bu aşılar mutlaka yapılmalı. Bunlar diyelim ki 10 olayda mesela 10 sene çıkarır bir şey olmaz, 1 sene çıkarır bir oluver hepsi gider hayvanlar. Yani meraya çıkan. Allah diyorsun. Ve böyle ciddi ağır sonuçlar yapıyor ama bu sonuçlar böyle her sene tekrar etmiyor. Yani ama olduğu zaman da yıkım yapıyor. İkinci uyarımız da parazit, iç ve dış parazitlere karşı. Özellikle mera mevsiminde bunlar biliyorsunuz şeyler de uyanıyor. Parazit adı şurupla var. Evet. 20'şer gram hepsine kaktırdım yani. İyi yapmışsınız. Bazısında. Evet. Ne yaptın abi? Yani verdim yani ağzından böyle ağzından yani elimi saldım buradan ben sıktım yani ağzından. Evet. Türkçe işte bazen güzel kullanıyor. Güzel. Yani o, ama ben anladım. Kaptırdım yani derken. Hocam anladı. Değil tane verdim yediler olsaydı çok daha iyi olacaktı. Şimdi suyla versen suyla içmeyecekler. En iyisi mi şununla 20 gram çekiyorum. Evet. Ağzını açıyorum böyle kendim yapıyorum yani. Böyle işte elimi salıyorum. Böyle kaktır veriyorum ağzına gidiyor içine. Tamam. Yani şey, tarif güzel. Galiba garanti altına alıyor ama. Tabii yani öyle, işleri öyle garanti ediyor. Ben. Öteki türlü ağzından tükürecek. Bilmem ağzıyla çiğneyim derken yere düşecek. Olmuyor yani. Buraya olmaz. Kadar elim buraya kadar salıyorum. Tam böyle şeye kadar böyle. Böyle ağzından salıyorum. Abi sen o zaman uzmanlık kuvvetli yani. Seyircimiz de hocam, bence yani seyircimiz de. Elimi ısırttım yani. Bak geçenleri poşetle onu aldı bak. Parmağından koparıyordu bak. Neyi? Düven. Nasıl koparıyor parmağı? Poşeti ağzına aldı, evet. Yiyordu yani. Evet. Baktım ağzına kayboldu, hemen gittim yakaladım, bir saldım, bir sıktı parmakla böyle, hemen aldım yine poşeti. Anladık ki dişledi kanadı mi? Dişledi hocam işte bak. Bak, dişledi. İyi koparmadı. Ya koparacak dedim, koparmadı yani. Bir şey söyleyeyim mi hocam, hani bir sözlü, sözlü ama buna cesaret lazım. Ama bak şimdi için. Cana olan dikkatine baksanıza yani. Ben mesela yapmam, ölürse ölür derim yani. Hoca. Bak, ben yaparım hocam. Ben yaparım. Ya şimdi canım acıyacak. Ama o laylon, o laylon onun midesinde erimez. Erimez. O bağırsaklara tıkıldığı zaman. Mustafa abi rica ediyorum. Mustafa abi vücut dilini kullanarak anlatma. Benim içim gitti abi. Hani sözlü anlatıyorsun ya bunu. Hmm.
O onu anlayabilirim. Bir de elini sokuyor, çıkartıyor, bağırsak falan. Bir dakika hocam, mecbur yapmam lazım. Yok, sözü anlarsam biz anlayacağız onu. Poşeti yuttuğu zaman hayvan bağırsaklarda yığılıp kalacak. Ondan sonra hayvan ölür yani. Ameliyat yapamazsın. İnsan yaparsa onu yapamazsın. Hocam zaten diyor ben yapmam diyorsa gitsin diyor. Ben yaparım hocam. Şöyle. Ne hocalar varmış? Akıbetini kötü gördüğü için can evet. havliyle müdahale etmiş. Elini de sokmuş. O sırada hayvan da ısırmış işte yani. Tabii. Ve çok derinlerde almış anladığım kadarıyla. Derinlerde aldım. Tam böyle ağzından bir şey. Göstersene Mustafa abi. Göstersene. Anlasana. Böyle saldım ben. Sen hocam vallahi bir göreceksin. Ama, kimse cesaret ama var. Şimdi direkt ortaya bir işkembe yaptım bize şu an. Poşetin şeysi şu. Poşet onda haklı. Büyük. Poşet yiyen hayvan, diyelim ki naylon poşet yedi, sık sık şişme başlıyor bu hayvanlarda. Öldürmez İkide, mi hocam? Öldürür. Öldürür ama şöyle yapıyor. İlk önce öldürmekten beter yapıyor. Hocam diyor, mesela yazı yazıyor bana mektupla, telefonla. Benim diyor hayvan diyor geliyor diyor, bir şişiyor diyor. Veteriner çağırırız, evet güzel, tedavi ediyor. Bir hafta sonra bir daha. Bir hafta sonra bir daha. Bir şişiyor, bir iniyor. Bir şişiyor, bir iniyor. Hayvan bir deri, bir kemik alıyor. En sonunda evet. leşini buluyorlar. Bir Doğru. açıyorlar, bakıyorlar ki içeride şey. Poşet. Poşet. Yani şeyi kapatıyor. Sindirim yapacak. Sindirim, evet. Yerleri, villus deriz biz onları. Onların üzerine poşet kapattığı için gelen gıdayı hayvan bitti. Ememiyor. Çünkü poşet var orada, evet, kaplı. Şey. Kapatmış yani. Yiyor poşet. Fakat bir işe yaramıyor yedikleri. İşkembe iyi çalışmıyor. Bu sefer gaz oluşuyor. Velhasıl. Bitti zaten hocam. Yani poşet sonuçta. Bitti mi? İşaret geliyor sürekli bana ama bitti galiba. Söyle hocam oradan. Hocam poşeti çıkartamıyorlar mı içine? Ameliyatla çıkar. Ama şeyine bağlı. Eğer işkembe dese çıkar ameliyatta. Fakat son yılları biz bu ameliyatları çok tercih etmiyoruz. Onun yerine eğer böyle bir şey gördüğümüzde kesime sevk etmeyi, eğer çok değerli evet. bir hayvan değilse damızlık anlamında. Valla değerli olsa da olmasa da artık onun işi bittiği için. Birazcık şey eski yani. Randımanlar evet. olmuyor tabii. Ama ameliyat yapılmıyor mu? Benim mesela öğrenciyken çok modaydı. Hemen bir ameliyat bir şey girişilirdi. Yok çıkmıyor diye bir şey yok. Çıkıyor da. Çıkıyor. Mesela bazen kum da aldığımız oluyor. Hayvan bir sürü çamur yemiş böyle dibi. Tabii. Şey dolu. Bir su kovanın kovan içersek çamur yemiş. İçim bitti. Çocuklar da bir taraf olacak. Melek işte sen artık son olarak zamanımız hatta süremiz çayı olmuş bile de. Çayı getirdin mi hocam? Çayı programdan sonra mı? Programı var mı şimdi evet. Çay mı kaldı daha? Mide mi bıraktın? Ama ben gerçeği söylüyorum hocam bak gerçekleri şey, yaptığımı söylüyorum. Bir daha söylüyorum anlatma yani. Mustafa abi ne olur. Bir daha kapanış çekimlerini bir daha konuşmanı istiyorum. Kapanış çekimde konuşalım. Uygulamalı olsun bu seferki. Anlatma da olmasın bizzat. Zaten uyguladı hocam. Kalkta ya görelim yani. Çıktı zaten. Ya şimdi hakikaten hayvanı 9 ay bekliyoruz. 9 ay sonra 2 sene daha bekliyoruz. Ondan sonra bundan yavru alacağız. 3 sene bekliyoruz yani. 3 sene boyunca bekleyince hayvandan daha ekmek yiyeceğiz. Hayvan öldüğü zaman işin bitti. Bekliyor. Baktı ki kırtlaktan aşağı gidiyor. Naylondan beraber o naylonu ben nasıl aldım? Neredeyse kolumu koparacak ya. Kolum barbaklarını koparacak. Sadece para değil. Zaman gidiyor. Tabii benim zaman mesela gidiyor. Geçen sene 3 tane kiraz fidanı ektim ben. Zaten o tomu tara odur şey. Bir tanesi kurudu bir yıl sonra. Vallahi billahi üzüldüm ya. Hemen ertesi gün gittim bir daha fidan aldım. Çünkü ya dedim bir senedir bakıyordum yani şeye. Tabii. O bile çünkü ömrünüz gidiyor. Yani 3 senesi gitti varsa. Emek veriyorsun. Bir sene sonra yine devam ediyor ama bir sene geriden gidiyorum. Aynen öyle. Tabii. İleriden gideceğin geriden gidiyorum. Evet. Tabii. Doğru. Peki Melek evet sen son olarak ne gördün ağrımızda? Neler yapmayı planlıyorsun? Burada da yine bölüntülü bir ağrı var. Burada galiba hep şansıma bölüntülü ağrılar çıkacak. Şimdi diğer zor tarafları oluyor, da düşünüyorum. Tabii. Şimdi bir yerin içerisini yapmak, bütün her şeyi oraya yığmak var. Öyle kendini gösteriyor. Bir de parçalanarak iş yapmak var. Kısmet. Diyecek bir şey yok. Ya önümüze ne gelirse yapacağız. Benim burada bayağı işim var diyorsun yani. Var. Peki o zaman biz sizden ricada bulunacağız. Ya bir gün bir akrabanızın evinizde kalmanızı isteyeceğiz ya da biz sizi bir yerde konaklatacağız ki biz o ara bu çalışmaları yapalım. Siz de gelip ağrın. Son halini görün bakalım ne hal alacak. Ha şu var. Şu bir gerçek. Her ne olursa olsun. Hani finalde şu var. Gerçek olan bir şey var. Şu vermiş olduğunuz emekler, buraya vermiş olduğunuz o yorgunlukla uğraşlar hemen hemen %80 düşecek. Biraz ben şey gibi bakıyorum bu programa gittiğimiz zaman yaptığımız ahırların sahiplerine biraz %80 emekli olduğu gibi görüyorum onları. Hani çalışma şeyiniz, emeğiniz %80 düşüyor. Yani aklınız artık çok bir şekilde ağırda kalmıyor.
O hale getirmek için biz sizden müsaade isteyelim. Bir an önce işe başlayalım. O zaman hadi hep beraber bismillah diyelim. Keşkek yapacağız. Evet. Değil mi? Yöresel yemeği keşkek. Ya burada hem iç alanla ilgili hem de var olan bir yapıyı yıkarak yenilenmesiyle ilgili ciddi bir usta çalışmalarımız oldu. 7-8 tane ayrı usta vardı. Şimdi ağrımızı görelim. Hüman abla, bir bayan olarak önden sen git. Çünkü en çok emeği bu ağrıda sen veriyorsun. Ağrımız da bu halde. Evet, çok güzel olmuş. Çok şahane olmuş ağrımız. Ağrım şahane! Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız Mehmet Bey? İyiyiz. Sizleri sormalı. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ne var ne yok? İşler nasıl? İşler işte bahar geldi artık. İşler biraz hafifledi. Her bahar böyle hafifleme oluyor mu? Her bahar oluyor. Hiç hafifleme değil, sezon olmadı öyle mi? Yok yok. Bahar oldu mu millet çoğu dışarı çıkarıyor hayvanları. Evet abi. Az önce de gördüm. Otlara yayıyor. Kuzular kesilmiş oluyor artık. He. Az bir kuzu kalmış oluyor. Evet. Baharda işte çoğu arkadaş dışarı bahara çıkarıyor. Bu da baharın faydaları. Yem tüketimi, biraz, sizin yem satışlarınız düşüyor az oluyor. Biraz. Bizim Ağrım Şahane diye bir programımız var Çiftçi TV'de evet. Yayınlanıyor. Evet. Bu haftaki talihimiz sizin yöreden Gölcük Köyü. Sizin Sındırga'ya evet, bağlı evet, Mustafa bizim müşterimiz. Uçar. Evet, bizim Mustafa müşterimiz. Uçar. Öyle mi? He. Peki kendisine biz iki çeşit yem hediye etmek istiyoruz. Evet. Ağrım Şahane programı. Anladım. Biz de izliyoruz her zaman. Pro Yem'in sponsorluğunda. Evet, evet. Yemler öyle hediye edecek. Evet. Enerji yemi, süt sırları var bu sağmalı yemekleri. Evet. Bir de besi hayvanları var. Evet. Tosun yemini sipariş vermek istiyoruz. Evet. Ama bir ufak ricamız şu, kısa sürede en kısa zamanda takdim ederiz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Memnun oldum. Müsaadenizi istiyorum. Memnun kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bölüme sundurma yapımına ustalarımız başladı. Demirler kesiliyor.
sayın seyircilerimiz, evet şimdi görüldüğü üzere ev sahibelerimiz, sen de ev sahibimiz sayılırsın, keşkek yapacağız. Evet, değil mi? Yöresel yemeği keşkek, yöreselimizde genel olarak. Hı-hı. Düğünlerde evet, bu yapılıyor. Bu yapılıyor, yerlerde, düğünlerde. Nasıl yetiyor onca insana? Çok yapıyoruz o zaman, fazla çünkü yapıyoruz. Çünkü keşkek bildiğin bayağı bir zahmetli bir yemek de. Zahmetli yemek. Ondan yani. Peki şimdi o zaman bana bir anlatın. Ben bilmiyorum ilk defa keşkeki. Yengem anlatsın. Peki yengem anlat evet, bakalım. Evet, keşkeği biz bir gece önce donsuluyoruz. Hı-hı. Sonra koyuyoruz, hazırlıyoruz. Şimdi buradaki olduğu gibi. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Yeter. Bu keşkek buğdayı değil mi? Evet, keşkek buğdayı. Şöyle. Aşurelik buğday. Aşurelik de oluyor. Değil mi? Evet. Ha, tamam. Şimdi böyle elma alınca böyle bir buğday tanıdık geldi. Evet. Aşurelik buğday. Aşurelik buğday. Tamam. Soğan arbası doğruyoruz. İçine doğruyoruz. Evet. Şimdi de tavuklarımızı dediyoruz. Tavuklarımızı içine tavuk mu konuluyor evet, yoksa? Tavuk haşlıyoruz tavuklarımızı. Yani beyaz et mi? Yani kırmızı beyaz, et. Kırmızı et. Hayır, beyaz et. Ha, kırmızı etten olmuyor, illa hayır, tavuk olacak. Tavuk olacak. Hmm. Tabi bulabilenler için köy tavuğu, bulamayanlar için pazar tavuğu. Şimdi bulamayacak bir şey yok ki. Şey ya tavuklar bulunuyor da herkes böyle köyde yetiştirip alamıyor ki. Evet, o da öyle. Hmm. Tamam, tavuklarımızı da dittik. Zeytinyağı. Zeytinyağımızı. Tamam, yarım bardak zeytinyağı döküyoruz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerine suyunu koyup kaynatıyoruz. Kaynatıyoruz, tamam, suyunu da koyalım. Su ne kadar, şey yapılana kadar mı? Kaynayana bir şey ne kadar? Bu suyu çok isteği gibi. Çok. Kaynadıkça koyuyor. Kaynadıkça suyu koyuyor. Suyunu. Şey olana kadar. Evet. Evet. Tamam, su koyalım, orada kaynamaya devam etsin. Peki o zaman bugünkü süremiz 1 saat. 1 saat bekliyoruz, ondan sonra geliyoruz. İnşallah. Çatısı yapılıyor. We'll be right back.
ustalarımız sulukların montajına başladılar. Altlıklarımız ustalarımız tarafından seriliyor. Suluklara su bağlanacak borular da ustalarımız tarafından titizlikle döşeniyor. Masanın başındayız. Keşkeğimiz pişti. Şimdi ne yapacağız? Üzerine tavuk koyacağız. Koyacağız. Bu yağlı mı sumu var içinde? Evet, normal renk tavuk. Için. Ha, renk vermesi için. Evet, evet. Tamam. Güzel görünüyor. Keşkeğimiz pişti. Bu şimdi son hali. Evet. Peki. O zaman şimdi dışarıda hocam da başta olmak üzere bütün herkes sabırsızlıkla bekliyor. Evet. Ortadan mı yeniliyor bu böyle? Ortaya konulup herkes oradan mı yiyor? Bunun yeme şekli nasıl? Nasıl işte? Yeme şekli ortasına koyup ya tabaklara da çekebiliriz. Ha, tabaklara da koyabiliriz. Tamam. Olur. O zaman size dışarıda görüşmek üzere. Burada hem iç alanla ilgili hem de var olan bir yapıyı yıkarak yenilenmesiyle ilgili ciddi bir usta çalışmalarımız oldu. 7-8 tane ayrı usta vardı. Şimdi ağrımızı görelim Hürman abla. Bir bayan olarak önden sen git. Çünkü en çok emeği bu ağrıda sen veriyorsun. Ağrımız da bu halde. Evet, çok güzel olmuş. Çok şahane olmuş ağrımız. Ağrım şahane! Kızgınlığın geç gösterilmesinin en önemli nedeni enerji eksikliğidir, beslenmedir. Buralarda pancar posası veriyorlar, o yaş olan, fakat onda da protein çok düşük. Şimdi geldik programın en heyecanlı anına. Bu an çok güzel bir an. İşte en keyif aldığımız nokta burası. Havalar da güzel olunca ustalar da rahat çalışıyor. Bu sefer ev sahiplerini dışarıda pek çok bırakmıyoruz. Yani hemen bir güneşimiz bitiyor ve ertesi günü yağmurlu havada 3 gün, güneşli havada bir günde biten ağrım, şapşanenin en güzel bölümü, ağrılarının şahane olduğu anı görmüş oluyorlar. Şimdi neler yapıldı? Mustafa Bey ve eşi şu an heyecanla bekliyor tabii. Ağrılar ne durumda? Ne boyutta? İneklerimiz bundan sonra nasıl yaşayacak? Bizi ne kadar rahat ettirecek bizim onları yaptıklarımızdan sonra? Bakalım Melek neler yapmış? Melek. Melek gibi iş. Merhaba. Benim bağımsız kardeşim. Bağımsız kardeşim benim.
Evet. Konuyu biliyorsunuz az çok söylemeyelim. Yani her defasında dillendirmenin bir anlamı yok. Dayanamıyorum, söyleyeceğim. Evde kaldık abi biz. Melat da evde kaldı. Ya böyle takılmalar olmasa var ya program tadı olmayacak ya. Melek ne haber? İyi valla, sen olmuş. Burada bayağı not var ya, sen bayağı çalışmışsın. Ama tabii bundan değil de senden dinlemek istiyorum. Hı hı. Ya burada hem iç alanla ilgili hem de var olan bir yapıyı yıkarak yenilenmesiyle ilgili ciddi bir usta çalışmalarımız oldu. 7-8 tane ayrı usta vardı çalışan. Eski bir sundurma vardı, küçük. Ahşaptan yapmışlardı kendileri, derme çatma. Onu yıktık. Evet. Yine kocaman çok düzgün bir sundurma yaptık. İçeride su yoktu, yatak yoktu, beton zaten çok kötüydü. Sürekli hayvanların ayakları, çatıları yırtılıyormuş. Onlara suluk taktık, yataklarımızı döşedik. Buzağı için bir alanları yoktu. Çünkü içeride sürekli düve ve besiler vardı. Buzağları dışarıda koyuyorlardı ama erkeklerin yanına koyuyorlardı. Onları da besilerin yanından dışarıya çıkarttık. Buzağı kulübemiz var. Yine süs sağı makinemiz var. Öyle güzel bir çalışmamız oldu burada yaptık da. Yaptık da yaptık yani. Aynen, yaptık da yaptık burada. Yaptık da yaptık. Şimdi Mustafa Bey alalım o zaman. Eşini evet. De alalım. Ahırlarının son hali biliyorsunlar. Değil mi çocuklar? Burada görsünler. Diğer tarafta gösteremedik. Evet. Burada görsünler. Onların o mutlu anına hep beraber siz ve biz beraber yaşayalım. Akabinde oturup muhabbet edelim. O muhabbetlerde ne yapacağız? İsmet hocamız bilgi verecek. Siz çiftçiler için en önemli değerler bunlar. Onları dinleyeceğiz. Akabinde bu köyden de alnımızın akıyla çıkıp başka bir ile doğru yavaş yavaş geçeceğiz değil mi? Evet. Hadi bismillah. Şimdi geldik programımızın en heyecanlı anına. Şimdi sevgili Mustafa abim ve Ünvan ablam merakla bekliyorlar tabii. Bir gün dışarıda kaldılar akrabalarında. Şimdi ağırları ne oldu? Nasıl bitti? Az çok illaki tahmin ediyorlardı. Çünkü ağır şahaneyi sürekli izliyorlar ama ağırları biraz büyüktü. Hani çok bir prodüksiyon gerektiren bir ağırımız vardı. Melek ne yaptı? Neler yaptı? Şimdi göreceksiniz. Heyecan var mı? Çok. Çok heyecan. Mustafa Bey. Hem adam var heyecan var. Efendim? Adam akıllı heyecan var. Adam akıllı heyecan var diyor. Adam akıllı heyecan var. Adam akıllı olmayan heyecan ne oluyor Mustafa abiciğim? Ben bilmiyorum yani heyecanda şimdi ben heyecanlandım değil mi? Adam akıllı. Evet. Heyecanlanırım, hakkımı veririm diyorsun. Evet, doğru. Gerekirse kalp krizi falan mı geçiririm diyorsun? Yok, kalp krizi geçirmem de sevinirim yani. Peki. O zaman zaman kaybetmeyelim. Zaten biz bir gün beklettik. Gidelim ağrı görelim yavaş yavaş. Görelim. Önce dışarı bir, daha bir sürpriz olmaktan çıkıyor. Sundurmamız var, ucu görünüyor. Gözlerimiz yumuyor. O zaman buyurun önden bir dışarıdaki sundurmamızı görün. Size bir sundurma yaptık. Ucu görünüyor çünkü buradan. Bir görün, daha sonra da ağrımızın içine bakalım. Ver mehteri oradan. Bak işte bu bizim yaptığımız sundurma. Bunu zaten siz tahmin ediyordunuz Ümmühan ablacığım. Evet. Çok bu buraya, şahane. Çok şahane. Çok bu buraya gerekiyordu Mustafa abi. Evet. Bu bir şarttı zaten size. Değil mi Melek? Evet. Bu niye en çok şarttı Melek? Çünkü dışarıda yani burada karışık hayvanlar vardı. Küçük alan vardı. Buzağı oraya bağlamışlar. Düveyi oraya bağlamışlar. Bes erkeğini oraya bağlamışlar. Hayvanların hepsi karman çorman. Karman çorman. Evet. Valla ben hele şuranın olacağını hiç umut etmiyordum yani. Desem yeri var. Sadece hemen suluk takıverle. Bir yatak, o ne diyorlar ona, altlık öyle bir şey olur diye düşünüyordum yani. Ama ahırım şahane, bana çok fazlasını verdi. Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Ahırım şahane! Devam edelim İman abla. Burası daha yani bir şey söyleyeyim mi İman abla, yani var ya. Ya zaten yapmak zorundaydınız buraya gelmiş kadar, gelmişken. Ya yapacaksınız sabit der gibi bir halim var ya. Ya bir teşekkür etsene bize ya. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam, zor. Çok güzel olmuş. Öyle mi? Teşekkür ederim. Güzel olmuş. Şahane olmuş ağrımız. Benzedi. Evet. O zaman buyurun ağrımızı görelim. Buyurun. Şimdi ağrımızı görelim. İman abla, bir bayan olarak önden sen git. Çünkü en çok emeği bu ağrıda sen veriyorsun. Mustafa abi, buyurun.
Ağrımız da bu halde. Evet, çok güzel olmuş. Çok şahane olmuş ağrımız. Suluklarımız, prenses mutlarımız takıldı. Yerler kavucuk, evet. Pitaklar yapıldı. Hayvanla akşam olmuş. Çok güzel, rahat yatar yani bu akşam. Ya tabii ki evet. Bu akşam değil, bundan sonra gelir akşam. Bundan sonra her gün yatar. Güle yata yani. Evet. Bir de sabah akşam Ümmühan ablam ineklerine su taşımaktan yorulmuştur yıllarca. Sulamakta çok zorlanıyordum. O iş artık bitti. Çok bitti. Çok ben çiftçilerimize üstüne basa basa söylüyorum. Bizim gelmemizi beklemeyin. Hani şu yer yatakları tamam böyle pahalı bir şey ama şu bireysel musluklar çok pahalı şeyler değil. Hakikaten çok uygun fiyatta. Alın takın 24 saat ara su için uğramayın. Otomatik musluk bu. İnek kendi istediği kadar 24 saat suyunu içebiliyor. Yani sabah akşam ara sürekli kovalarla su taşımak derdinden bıkın, şey kurtarın. Çok uygun fiyatlar. Yani onlar herkesin hani en kötü durumda bile alıp takabilecek olduğumuz sistem düşün bireysel musluklar ki o zahmetten kurtarın. Benim hep hoşuma gitti de suluklar takıldı. Ben akşam ezden sulamaya başladım. Yatsıya kadar önce suluyordum hayvanları. Hortumla suluyordum yani çeşme suyundan. Kanmıyor ben hayvan kış kuru yediği için. Sulukla çok rahat etti beni. Ağrım çok mucize oldu. Her şey çok güzel. Sonra daha su var mı yok mu inen önünde gibi bir derdin yok Ümmühan ablacığım. Mustafa abi. Vallahi çok güzel olmuş. Ahırım şahane yaparsa güzel yapar. Teşekkür ederim. Evet, ahırım şahane çok teşekkür ediyorum. Yani hele Melek Hanım'a, sizlere, kamera arkadaşlara hepsine teşekkür ediyorum. Yani geldiğiniz için buralara kadar geldiğiniz bizlere. Daha bitmedi. Şimdi yan ahırınız var. Evet, bir de oraya bakalım. Bir de oraya bakalım. Ondan sonra konuşalım. Evet. Buyurun. Burası da çok güzel olmuş. Burası da çok güzel. Aynı şekilde burada yerler kavucuk, lastik, yataklar, bireysel musluklarımız var. Değil mi? Evet. Başka ne yaptın burada? Benim göremediğim bir şey varsa. Işık burada ışınlandırma oldu. Işınlandırma oldu. Buraya komple ışık oldu. Komple ışık oldu. Komple ışık var burada. Evet, burada hiç tertemiz bir yoktu. Ahır oldu. Tertemiz ahır oldu yani. Eskisinden daha çok süper oldu. Tabii canım. Eskiden zaten burada oluyor. Hiçbir şey yoktu ki zaten. Yoktu zaten. Bu da zaten ceylan terdi var. Ben yani, yarım yamalak yani burada. Boş bir duvar, bir evet. Duvar, dörtlü bir duvardı burası. Yani burası evet, ağır değildi. Evet. Ağır dedim, elektriği olacak, suyu olacak, yer yatağı olacak. Bak yalama bloklar da koymuşsunuz galiba. Evet, koydum. Melek? Yok, onlar. Onlar sizin mi? Evet, onlar benim. Ha, çok güzel. Bununla tabi bitmiyor. Bununla bitmiyor. Diye de dilim de tüy bitti tabi. Ama yine gittiğimiz yerlerde hala ama bizi izleyenler de olsa yine hala o eski büyüklerinden duyduklarını uygulamaya devam ediyorlar. İşte onları yenmek için İsmet hocamızı bir davet edelim. Dışarıda oturalım. Evet. Siz söyleyin. Biraz İsmet hocamız bilgi versin. İneklerinizin durumu ne? Ne yem veriyorsunuz? Doğru orantılı yem veriyorsunuz? Evet. Onlara bir baksın. Kontrol etsin. Eksikse doğrusu değil. Onları hem size hem de izleyicimize bilgilendirmek amaçlı anlaşsın. Evet. Ondan sonra biz de buradan sizin yüzünüzü gülerek nasıl denir o laf diyemedik bir arkadaş. Yüzünüzü güldürerek, yüzünüzü gülerken görerek daha iyi olur. Yüzünüzü yüzünüzü gülerken görüp ayrılmak en iyisi buradan olacak falan filan intervüyler. Evet. Tamam. Yüzünüzdeki o buseleri, o tebessümleri mutlu görüp buradan ayrılmak bizim için tabii en büyük mutluluk olacak. O zaman ne yapalım? Beklemeyelim. İsmet hocamızı davet edelim. Onu alalım. Hep beraber şöyle koyu bir sohbete dalalım. Doğru. Buyurun. Buyurun. Şimdi hocam hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba hocam, iyisiniz değil mi hocam? İyi, sağ olun. Biz sizi hocam özlüyoruz sizi. Aynı şekilde evet. Vallahi özlüyoruz. Ya. Bir de şimdi bu son programlarımız ya, yaz finali geliyor ya, 3 ay biz sizi görmeyeceğiz hocam ya. Tam da böyle kaynaştık ki eyvah eyvah eyvah. Ne yapabiliriz acaba? Bir Karadeniz turu mu planlasak? Yok hocam, biz ayarlamışız.
Bir dakika. Geçen hafta konuştuk ya, bu akşam için söyledik ki hocam, o Bursa'dan gelip bol parayla gelin. Bize yemek ısmarlayacaksınız diye hocam. O işte bana dokunuyor yani. Bu şeye bunalıma giriyorum ben öyle konularda. Hocam, ben size sormuştum, unutmuyorum. Evet. Demişsiniz ki bana, Mustafa babam bana demişti ki dediniz. Evet. İşte oğlum paran varken küpü doldur. Evet, çeşme dedim akarken. Hocam, hayır öyle değil. Çeşme akarken küpü doldur. Doğru. Evet. Dedim hocam ne yaptınız peki? Doldurdum o. Şimdi küp doldu hayır, hocam. Hayır, doluyor da az kaldı. Ya doldu. Geri kalanı yemek lazım hocam. Neyse anlaştık. Kameramanlar hepsinin morali bozuldu. Hiç moralleri bozulmasın. Allah hepimize sağlık versin. Veresin. Sağlık versin. Şöyle ama. Yiyerek sağlık versin. Akşam bol bol sağlık yersin. Evet. Yani sağlıklı beslenin. Akşam sağlıklı yedin. Çok menüde silaj var, pançar, sosası var. Marul salatası var, evet. Silajın yerine marul salatası, limonlu, silajın ekşi ekşisi de. Evet, evet. Bu program biraz kötü oldu, evet. Değil mi? Evet, evet. Ağır şahane, biz şu an darmadağına. Şimdi hocam ağrı gördünüz, beğendiniz mi? Şimdi ağır... Son halini yani daha doğrusu. Tabii gördüm. Fonksiyonelliği artmış yani işlevselliği. Konforu artmış yani şimdi... Beğenmek budur benim için. Yani böyle süslü püslü değil de diyelim ki hayvan rahatça istediği zaman su içebiliyor mu şu anda? İçebiliyor. Daha yumuşak bir yatağa yatabiliyor mu? Yatabiliyor. O iki konu iyileştiği için bağlı sistemden de kurtulur hocam dışarıdakiler. Hani dışarıda da bir şey oldu. Ne oldu hocam? Çevrelediniz. Oradaki küçük hayvanlar için. Genç hayvanlar vardı orada. Öyle konfor iyileşmesi var. Ama bunların hepsi tabii bizim için birer şey. Buradaki aileyle tanışmak için bir bahanedir yani. Değil mi? Önemli olan bu iyileştirme de yapılıyor. Hem topluma örnek olmak hem de ülkedeki yetiştiriciler, bu tip yetiştiriciler ne yapıyorlar, ne ediyorlar, dertleri nedir? Onları öğrenmek. Neleri doğru yapıyorlar, neleri eksik yapıyorlar, değil mi? Onlar hakkında bilgi sahibi olmak, tabii. Kendi düşünceleri ne? Onlar en önemlisi o zaten. Bu. Peki inekleri hocam nasıl buldunuz? Size doğru besleniyor mu? Soralım aileye. Soralım. Ama bir altyapı yapmıştım aslında. Ama işte seyircilerin huzurunda sormakta yarar var. Şimdi kaç tane savmanız var? Böyle gidelim yani. Hem seyirciler de bundan mutlu olurlar. Faydalansınlar. Tabii. 9 tane sağılım var şu anda. 9 tane sağılır hayvanı evet. Var. Bunların doğum yapalı 3 ya da 4 ay olanlar kaç tane böyle hayvan var mı öyle yani? Son 3 ayda, son 4 ayda doğuran. Şu anda doğuran yok. Son 3 ayda yani evet, en son 3 ayda doğuran en, yok. Erken, en geç ne zaman doğum yaptılar? Mesela en son ne zaman doğuyor? En son yani yanlış oldu. Ağustos'ta evet. Doğuyor. Yani Ağustos ne oluyor? Ağustos evet. Yani ne oluyor? Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, 8 ay hocam. Mart. 8 ay önce en son doğumlar evet. Olmuş. Demek ki bu işletmenin şöyle bir sıkıntısı var. Sıkıntı demiyorum. Hayvanlar hepsi birden şeye gitmiş. Kuruya doğru yaklaşıyor değil evet, mi? Evet kuruya doğru. Evet, öyle olunca da ne oluyor? Bazen süt ellerine çok oluyordur tahminim. Bazen de çok az oluyordur. Tabii. Mesela o zaman soruyu şöyle genişletelim. 9 hayvandan ne kadar süt alıyorsunuz? Şu anda 105-110 arasında. Yani hayvan başına 10-11 litre. Evet. Civarında su. Peki bundan 5 ay önce neydi bu? 5 ay öncesi tabii daha fazladır. Fazla da tabii. Fazla da. Evet, fazla ben da. Merak ettim bir soru soracağım. Niye bu 8 ayda hani yine doğum olmadı? Siz istemediniz. Neden doğum olmadı? Bu sene ineklerde çok arkadaşlarda bağırsama işesi geride kaldı. Evet geç bağırsadı çoğu yani. Boğaya evet, gelmedi. Boğaya gelmedi yani. Gebe kalamadı. Evet gebe kalmadı yani. Çok... Bunun sebebi ne hocam? Bunun sebebi... İsteğe bağlı mı yoksa? Hayır değil. Onu şey yaparlar. Şimdi diyor ki hayvanın kızgını göstermiyor. Evet kızgını göstermez. Evet doğru. Kızgını göstermez. Kızgını göstermeyen bir hayvan da tohumlanmıyor. Ya da ancak veterinere çağıracaklar. O da bazı hormonlarla onu suni olarak hormon vererek kızgınlık gösteriyormuş hale getirecek vesaire vesaire. Bunun en önemli nedeni kızgınlığın geç gösterilmesinin en önemli nedeni enerji eksikliğidir, beslenmedir. Bu birinci neden. İki, bazı enfeksiyon hastalıklar. Bunlar olabilir. Üç, yumurtalıktaki kistler olabilir. Ama gördüğüm kadarıyla kızgınlık geç göstermiş, sonra tekrardan evet, kızgınlık göstermeye başlamış ve gebe kalmış hayvanlar. Evet, gebe kaldı. Demek ki buradan da şunu anlıyoruz. Demek ki
enerjiyle ilgili bir sıkıntı yaşamışlar. Enerji yetersiz olmuş. Enerji sıkıntısı şöyle diye düşünüyorum hocam. Buyurun. Geçen sene hayvanları ben baharını çıkaramadım. Güneş görmedi. Ben ona hesaplıyorum. D vitamini eksikliği olabilir mi diye düşünüyorum. Evet. Bir şey diyemem ona. Neden diyemem? Çünkü normalde herhangi bir, ben tabii şey anlamını söylemeyeyim. Diyelim ki fabrika mı kullanıyorlar ya, onların içerisinde hani D vitamini katkısı var. Ama birazdan rasyon sorgulamalarına geçeceğiz. Orada hani az çok bir şeyler yakalayabiliriz. Ortaya çıkacaktır. Tabii. Şu an bizim daha önce hiç konuşmadığımız bir konu. Canlı canlı da konuşuyoruz şu anda. Derdini anlatıyor. Peki şöyle bir soru sorayım. Sütünüz yükseldi. Ne kadar süt yemi veriyordunuz o zaman? Hayvan başına veya toptan sorayım. Vallahi bölelim. Hocam ne kadar verdiğimi bilmiyorum. Benim şöyle bir çanak var. Ondan devamlı veriyorum yani. Ben 4 kilo mu 5 kilo mu bilemem yani. Yani günlük 50 kilo gidiyor bizim. Bir çuval. Günlük bir çuval gidiyor. Evet, günlük bir çuval gidiyor. Tamam. 9 hayvana. 9 hayvana. Yani ne olur? Evet. 5 kilo olsa 5 kere 9 45 kilo. Evet. Demek ki 5 veya 5,5 kilo. Evet. Bunu ya şu anda öyle mi? Evet, tamam, doğru. Peki 6 ay önce? 6 ay önce öyle miydi? Aynıydı. Aynı. Devamlı aynı veriyorum ben. Hiç çoğaltmıyorum yani. Tamam. Azaltmıyorum da. Azaltmıyorum da çoğaltmıyorum. Peki onu saydı bir. Başka ikinci. O da güzel. Temelde fıkrası gibi yani. Benzine zam geldi, ne düşünüyorsun? Demiş ki benim için fark etmiyor. Niye ben hep 20 liralık alıyorum? Demiş Temel. Ne azaltıyor ne çoğaltıyor. Ben ayarda vermiş ki. Doğuma 2 ay kalası yakından. İki aydan sonra zaten yemi kasıyorum adam akıllı. Yani süt müt kalmaktan sonra. Süt kalmasın diye yemi kasıyorum ondan sonra. Ondan sonra durduruyorum. Peki başka ne veriyorsunuz? Ondan sonra... Şimdi bak 5,5 kilo veriyoruz. Süt yemi. Bak, sılaj veriyoruz. 5,5 kilo saman süt veriyoruz. Yemi. Bir dakika 5,5 kilo süt yemi. 5,5. O zaman için. Evet. Silaj ne kadar verirsin? Silaj aşağı 50 kilo... 2 kilo veriyoruz. Neyle veriyorsunuz? 4 hayvana bir çuval veriyorum. Çuvalını veriyorum ben. Tamam. Bir çuval ne? 4 hayvana bir çuval. Günlük. Günlük mü? Yok günlük değil. Evet. Sabah akşam ayrı yani. İki sefer. Evet iki sefer. 4 hayvana 2 çuval. Evet. 8 hayvana 4 çuval mı? Evet 4 çuval. 9 hayvan olduğuna göre bir dakika. 5 çuval diyebilirsin. 5 çuval mı? Evet. 5-6 çuval gidiyor işte. 5-6 çuval. 1 çuval ne kadar gelir? İşe de veriyoruz ya. Saman da veriyoruz. Tamam 1 çuval ne kadar gelir? Bir çuval en şakarı 45-50 kilo gelir. Yani ne yapıyor Melek? 5 kere 250 kilo 250, da ondan veriyor. 250 diyebiliriz. 10 hayvana bölsek 20 kilo civarında silaj veriyorsun. Evet, 20, doğru, 22 doğru kilo. Doğru söylüyorum. Evet. Peki tamam. 5'te şey 25 kilo değil mi? 5'te. Evet 5,5 da yem. 5,5 da yem evet, veriyor 25,5. Şimdi 23 kilo silaj lazım. Başka saman veriyorsunuz. Evet doğru. Saman veriyorum. Ne kadar verirsiniz? Yiyebildiği kadar. Bolca. Öyle vallahi mi? Kısıtlı günlük mı? Günlük 2 balya veriyorum. Günlük 2 balya 50 kilo mu balya? 25 kilo mu balya alalım? Yani 20 kilo, 20 kilo 25 kilo o arada yani. 20 kilo olsun evet, 20 ne yapar? Kilo. 40 kilo yani 9 hayvan 10 hayvan desek 3,5-4 kilo da evet, saman. Başka doğru. Yazıyorum ben buraya. Evet. Başka bir yemiş yere bunlar. Olabilir yani. Belki yani ne bileyim posa vardır, pancar posası vardır, öyle, su vardır. Yok öyle bir şey vardır. Vermiyorum ya. Alıştırmıyorum hayvanı. Bakın ben size söyleyeyim. Bu şeyle şimdi... bu verdiğiniz rasyonla, hayvanlardan %12 proteinli bir rasyon veriyor. Buraya yazıyorum. Şimdi kalem nerede? Burada. Seyircilere örnek olsun diye yazıyoruz burayı. Eleştiri olarak da kabul ediyoruz. Bizi bilgilendirseniz daha iyi olur şimdi, yani. Evet. Rasyonunuz sizin yani silajı, verdiğiniz süt yemi, efendim ne bir de samanı saman. Dahil. Verdiğiniz rasyonun proteini bu. 12,1. Yonca da ara ara veriyoruz. Yani. Düzenli varsa düzenli mi veriyorsunuz? Yok ara ara. Ara ara veriyorum yani. Ne kadar ara ara? Ara ara. Yani yazın veriyorum ben. Eylül'den bu yana. Hani kırdığını gösterme dediniz ya. Evet. Peki diyor ki bu rasyon programı. Bu yetiştirici diyor. En hayvanın en yüksek verimli olduğu çağda bile diyor. Yani diyelim ki doğum yaptı 2 ay sonra falan yükseliyor ya sütler. Hayvan başına bu rasyonla diyor 18 kilo 19 kiloluk rasyon oluyor. Peki sizin sütünüz neydi bundan Ekim aylarında Kasım'a en yüksek olduğunda kaçtı? Başa aşağı yukarı en yüksek olduğu zaman uzan evde baktığımız için çayır yok ya. Evet. Çayır olmadığı için evde sılajdan baktığımız için
aşağı yukarı Bugu'dan ta süt alıyordum ben. Yani 220 kilo, 200 evet. kilo. Evet. Bugu'dan ta süt alıyordum. Konu anlaşıldı. Ama evet. Şimdi bayıra, çayıra çıktığı için hayvan süt birdenbire yükseldi yine yani. Kademeli hemen yükseliyor. Şu anda mı? Evet, şu anda. Şu anda. Peki, hayır ben onu sormuyorum. Evet. Bundan hayvanlar doğum yaptı. Şimdi doğum yapalı 8 ay olmuş hayvanlar. Evet. Doğum yapalı 3 ay olmuşken ne kadar süt alıyordunuz? Yani Ağustos'ta doğum olduğuna göre Eylül, Ekim, Kasım gibi. Valla şimdi belli olmuyor hocam. Şimdi bazı 100 kilo alıyorum, bazı 110 alıyorum, bazı 120 alıyorum. Hiç belli olmuyor yani. Yani. Bundan 5 ay önce de mi böyleydi? 110 evet, mi? Böyledi yani. Ha, o zaman evet. Sütler hiçbir zaman yükselmemiş. Evet, aynıydı yani. Aynı süt aynı peki, kademe gidiyor yani. O zaman sorun çıkıyor. Gün nereye saldığım zaman hocam artıyor. Tamam, diyor. Neden artıyor? Sebebi şu, 12. Buranın en az 15 olması lazım. Şöyle bir yanlışlık var. Hayvanlar çok az süt yemi kullanıldığı için, ben anlatacağım sebebini, çok düşük proteinli bir rasyon veriliyor. Kızgınlık boğaya gelmemenin sebebi bu. Burada enerji olacağını tahmin ettim ama esas sebep protein çıktı. Anlatabildim mi? 5,5 kilo değil de, yanlış anlama yok. Evet. 8-9 kiloya kadar süt yemi çıkarsalardı bu iş böyle olmayacaktı. Süt de artacaktı. Hem sütleri fazla olacaktı, kızana hem de buzağlama gelecekti. Sebep, ha şöyle de yapabilir abimiz. Ben şimdi tabii süt yemini böyle verilsin dediğim zaman bazen yetiştiriciler hani tepkisel yaklaşıyorlar. Diyorlar ki biz diyorlar fabrikaya mı çalışacağız veya işte şeye mi çalışacağız? Bu normal. O zaman önerimiz şu. Madem 5-5,5 kilo veriliyor burada süt yemi, tamam hay hay evet. Başımla beraber hiç itirazımız yok. Çünkü hepsine çözümümüz var. Yanına da en azından 1 kilo veya 1,5 kilo pamuk küspesi ya da ayçiçek küspesi gibi proteince zengin bir, yani rasyon yanlış. Onu söyleyeyim. Diyor ya yengem, biz de bilgilenelim. O zaman bilgilenmek istiyorlarsa, benden yararlanmak istiyorlarsa böyle bir rasyona mutlaka ve mutlaka hayvan başına günde 1 ya da 1,5 kilo ama pamuk küspesi ama ayçiçek küspesi bir şey yemesi. Hocam bir de bir şey sorayım sana. Hayvanlar kızgınlık yapmadığı için arpa ezmesi vermeye başladım. Tamam. Verdim yani bir ara verdim verdim. Evet. 2-3 tanesi yine basadı o zaman. Ha. Arada bir boşluk oldu. Ondan kademeli kademeli basmaya başladım. Arpanın arpa ezmesinin içerisinde enerji yüksek. Fakat az da olsa protein onda da var. Dolayısıyla evet. Siz onu ekstra verdikçe bu işi yap. Ama mesela arpa ezmesiyle beraber eğer ayçiçek küspesi, pamuk küspesi gibi bir şey verileydi hepsi birden böyle patır patır. Valla bizim buralarda öyle şey yok hocam. O zaman şöyle sizin buralarda yok dedin. Nerede yok? Şeyde yok. Köyde yok. Evet, köyde yok. Bigada işte. Valla ben gitmedim sormadım. Ama sorulacak. Yani. Ama bilmediğimiz oluyor işte. Yani. O. Sorsak olurdu yani. Ama şimdi diyorsun ki 110 kilo süt. Ya ben 110 kilo süte çalışmam yani. 9 hayvana 10 kilo süte çalışılmaz ki. Hiçbir sizin şey. Hayvanlarınız şey cins yani öyle uyduruk hayvan değil ki. Hocam bir 200 kilo ama öyle lazım değil mi normalde? Kesinlikle yani. Ve şu an ben size söyleyeyim. Şu an belki biraz azalmış. Süt yemini artırırsan, gerçi şu an çayıra mı çıkarıyorsun? Evet, çayıra çıkarıyorum. Yani çayıra çıkardıkları zaman süt yemi az çok etki gösteriyor tabii çayıra çıkarmalar. Çayıra çıkınca sütleri artıyor. Niye artıyor? Artıyor. Neden artıyor abi? Ya vitamin yüksek. Abi vitamin değil sadece. Bakın artma sebebi bir, çayır otunun proteini yüksektir. İki, çayır otunun enerjisi daha genç şu anda otlar. Lif oranı düşük evet, olduğu için doğru. Enerjisi de yüksektir. Yani ikisi birden. Bir de vitamin var ayrıca. Ama bunu sadece vitamine bağlamak çok büyük bir şeydir. Yanılgıdır. Doğrusu çayır otunun eğer şu an sütü artırıyorsa demek ki hayvan bir şeyler eksik. Öyle değil mi? Tabii doğru. Bunu mesela kışın süt yemini de artırsaydı aynı etkiyi gösterecekti. Dolayısıyla ben şeyim şu. Şurası 12 ya. Ben buraya takıl. Bu rasyonu da kışın şöyle düzeltebilirlerdi. Ben son şeyi hani program kokmasın diye alternatif ne olabilir? Ama süt yemini 5,5 kilo değil 8-8,5 kilo verecek. Öyle de deneyeceğim. Bir müsaade edin hemen bir 30 saniye sürmeyecek şeyim açıklamalarım. Şimdi süt yemini 8 yaptığı zaman bu rasyonun proteini birdenbire 12.1'den 13.3'e çıkıyor ve rasyonun dengesi de belli ölçüde düzeliyor. Ama benim tavsiyem burada süt yemini bu kadar çok artırmaktan ziyade daha doğrusu bana göre buraya ayçiçeği ya da mesela ayçiçek küspesi katalım. Ayçiçek küspesi ya da pamuk küspesi katılması. Ayçiçek küspesi kattığında diyelim ki 2 kilo, 1,5 kilo ayçiçek küspesi kattı. Süt yemi 5,5 kiloydu. Orayı da 5,5'a düşürüyorum. 5,5 kilo düşürüyorum ve onunla aşağı yukarı aynı etkiyi elde etti. Yani
süt yemini ben 5.5'dan 8.5 liraya çıkarmak yerine 5.5'da bırakıp 1.5 liraya ayçiçek küspesi koyduğum zaman aynı etki elde ediyorum. Böyle daha karlı oluyorum. Yani burada süt yemini artırmaktan ziyade ayçiçek küspesi veya pamuk küspesi gibi proteince zengin bir kaynağın girmesi olayı birdenbire çok fazla düzeltiyor. Hem şurayı, bakın şurası da kaça geldi 1.5 liraya girdiğimizde? 14'e geldi şu rakam. Daha da yükselmesi lazım. Ben sadece burada bir deney yapıyorum. 2 kilo girsine burası 15'e gelecektir ve takır takır şu anda bile 15, en az 20 kilo hayvan başına süt alır. Yani 200 kilo. Tabii canım. 2'ye katıyor. 1'e 1. Peki ayçiçek küspesi kaç para? 1 lira kilosu şu anda. Çok, bir lira. 1.5 kilo ayçiçek küspesi 1.5 lira. 1.5 kilo verecekler. Süt verimini 10 kilodan 20 kiloya çıkaracak. Yani 1.5 9 tane var. Ayçiçek küspesi mesela. 9 ayçiçek küspesi. Hocam sen doğru mu? Hocam bak sen diye doğru. Bazı inekler teze doğduğu zamanlarda, bir aylık kan olduğu zaman, ben bundan süt yemini arttırınca 30 kiloya kadar çıkayım, devam edeyim yani. Çıkar, evet. 30 kiloya kadar çıkıyor. Ama bunu uzun vadeli yapamıyoruz yani. Neden? Yim bahalı geliyor bize. Yim bahalı geldiği zaman çekiliyoruz biraz yani, geri çekiliyoruz. Hocam konuşurken ben de hesabını yapıyorum. Bak ne diyor, 1 lira 1.5 lira diyor. 9 tanesine günde 1.5 kilo ver diyor. Yani hesap ettim 12 lira 13 lira falan daha. Günlük vereceksin. Ayda ne ediyor? 320 TL falan ediyor. Daha cebinden para alacaksın. Ama o zaman da diyor 20 kilo süt alacaksın diyor. 10 kilo çarpı 30 ne ediyor? 300 kilo daha süt alacağım. Sütü tabii. Kaçtan veriyorsun? Sütü 1400 lira bile. Neydi? Yani, 450 TL. Evet. Yine kârdasın işte. Tabii canım, her zaman kâr. Şu anki süt fiyatları. Hocam bir de şöyle bir şey var. Buyurun. Yemi döktüğü zaman bizim şeyler yakın olduğu zaman birbirine onun gibi onu yiyiveriyor yani. Ama abi senin de oradan da yiyor. Hayır anladım, tabii ki yiyecek. Bir de öteki kaçıyor yani kendi yemini yiyor. Bunlar da işte oraya biz hani buraya niye geliyoruz biz? Bunları konuşup tartışmak için. Evet. Ama mesela bazı yerlerde ben modeller görüyorum. Hayvanların arasında bağlı sistem olmalarına rağmen yemlikleri tahtayla bölmüş mesela. Yani birbirlerinin yemlerini yedirtmeyecek önlemleri alan da var aslında. Doğru bir şey mi hocam o? Tahtaya bilen görür benim. Hayır canım, beton döken var. Beton olur. Beton bak. Döküyorlar, tahtayla şey yapıyorlar. Mesela yemliği düz yapmıyor, olduğu betonla bölüyor. Bağlı sistemlerden konuşalım. Yani bunlar bizim gelişti. Evet. Ama şu var, ben böyle idare ediyorum. Hep öyle oluyor zaten ya. Hayır, ben böyle idare ediyorum. Yani yaşamdan mutlu diyorsan bir şey de diyemem yani. Mustafa sonuçta böyle görüyor. Tercih sizin. Hocam Mustafa böyle görünüyor. Olabilir. Ya ben öyle hissettim. Olabilir. Yani biz anlattık ama Mustafa abi yine bildiğimi yapacak mı? Bildiğimi yaparım da şimdi bak, hocanın dediklerini tabii uygulamam lazım tabii artık. Bir günde evet. 1.5 kilo diyor sana yem ver. Ben çok net hayır yem de demiyorum. Ayçiçek süresi diyorum. İşte yani ayçiçek süresi. Yem dediğin zaman tepki alabiliyor. Biz için alırız sana. Ama bak mesela yemi bırakın ayçiçek süresi ya da pamuk süresi ki dünyanın en kaliteli pamuk küspeleri Türkiye'de. Onu da söyleyeyim. Ya ben soruyorum, pamuk küspesi kullanır. Nerede bu pamuk küspesi? Kimse de yok. Bir Aydın tarafı çok iyi bilir. Ege yetiştirici. Tarış var ya orada. Evet. Ondan dolayı gayet iyi biliyorlar. Biraz Hatay tarafı, Adana tarafları biliyorlar. Yani pamuk fabrikaları var çünkü oralarda. Ondan dolayı. Ama bizim Trakya bilir biraz. Fakat bizim Anadolu bildiği tek şey arpa yarması vermek, kepek vermek, buğday kepeği, onda ne varsa. Bir de saman vermek yani. Kepek bilmiyorum hocam. Ben kepek görmemiştim. Ya da buralarda pancar posası veriyorlar. O yaş olan evet. Fakat onda da protein çok düşük. Peki hocam süremiz doldu. Süre çocuklar işaret veriyorlar. Şimdi Mustafa abicim biz her programda söylüyoruz. Hocam böyle anlatıyor güzel güzel ama yani siz değil genel olarak bütün Türkiye'deki çiftçilerimiz ilerlesin diye yani üstüne basıyoruz ama hocam da onu hissettiriyor. Fark ediyorum. Hani anlatıyorum ama diyor hani yine bildikler yapılıyor. Bildiğini yapar diye düşünüyorum. Yani çoğu yapıyor. Yani inşallah bunları toparlarız. Melek süremiz hiç kalmamış. Oradan çocuklar böyle yapıyorlar. Firmalarımıza bir teşekkür ederim. Tamam. Çok hızlı bir şekilde işbirinden başlayalım. Göndermiş olduğu hayvan yatakları için kendisine teşekkür ediyoruz. Burada da bayağı bir alan döşememiz oldu yataklarla ciddi anlamda. Evet iki tane ağır yaptınız. Evet yani. Evet. Onun dışında Sütkar yine bizimle birlikte oldu. O da buzağı kulübesi, süt sağım makinesi ve bireysel hayvan soluklarıyla bizi destekledi. Ana sponsorumuz ProYem ve Perfective de yine burada sağ olsun öncelikle İsmet hocamı gönderiyor. Onun dışında tamirat işleri, yem ve katkı maddeleriyle bizi yalnız bırakmayan sponsorlarımız arasında.
Kendilerine tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Biz elimizden geleni yaptık Mustafa abi. Sağ olun, Ümer teşekkür abi. Ederiz. Buralardan geldiğiniz için neşelendirdiniz bizi. Yerlerimizi yapadınız, ahırı şahane. Sizden de seyircimizden de ricamız hani bu değil olay sadece. Hani ağrı yaptık eyvallah rahatladınız ama şu bilgileri de uygularsak sizin için söylüyorum. Hem çok daha verim alacaksınız. Bu bilgiler kazancınız artacak. Ya duymadım ben hiç. İşte yani. Geldik anlattı. Şeye küspet de ben duymadım. Ayçek. 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 Söylemiş oluyoruz hep beraber. Duyulacak. Öğrenmiş duyulacak. Oluyoruz. Duyulacak. Tabii. Şimdi bir inşallah de. Haftaya tekrar başka bir ağrım şahanede. Buluşuncaya dek ne diyelim hocam bilgisiz kalmayalım diyelim değil mi? Hatta aldığımız bilgileri uygulayalım. Açta kalmayalım, bilgisiz de kalmayalım. Hocam acıktı anlaşıldı. Evet. Saat 2 mesaj geldi. O zaman haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.